Bir derbi derbi. Bakıyorum Abdülkerim'e. Gerçekten hani kolay bir şey değil ya. O kadar diskle oynayan bir takımda uzun top atılıyor arkaya koşuyor, kafaya çıkıyor, daha önceden hamle yapmak istiyor, yatıyor, kalkıyor. Gerçekten müthiş bir profesyonellik anlayışı var. Mı? Maç berabereyken Sivas'ta da oldu. Bir de sürekli ileri gidip tabii, tabii. geliyor. Yani go gole katkı veren için bu ee, işte dün Fenerbahçe'nin yedekleri ve kadroları evet. bunlar gibi evet. yani. Fenerbahçe'nin. Şimdi ligin de en böyle hassas dönemine gelindi. Kaldı ki Avrupa Kupası da Şubat'a kadar yok en azından Galatasaray'ın. Mart'a kadar Fenerbahçe'nin yok. Bir tek ziraat Türkiye Kupası var. İzlediğimiz gençler var ya işte. Oyun, kimle oynuyor Galatasaray? kimle oynuyor çocuklar yok. bu turda? Hemen bakalım. Ee, Fener Adana, Beşiktaş, Eyüp. Galatasaray ee, Ümraniye mi? Galatasaray Ümraniye'ydi galiba ya. Bir bakar mısınız hatırlayamadım. Ben aklımda Ümraniye'ye Yani diye Okan Buruk'la samimi özel bir gün isterim biliyor musun? Hocam Okan Buruk ipte yürüyen cambaz var ya. Evet. Bence her esas o uyuyamıyor. Evet. Maç önü maç. Söylüyorum. Özel Sürekli şey... o stresi. Ya, kolay değil. Şimdi akşam düşünüyor ya elindeki mevcut kadro. İki sıfır öndeyken kimi sok. Yani maçtan önce ABC planları vardır ya. Şu anda yapamaz onu. Bence de. Fener ya. ne yapıyor? Hocam Hat, çıktı. 4 -4 e bugün çıktı. 11. Yedekler Günay, Kaan, Ali Yeşilyurt, Can Karataş, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gökdeniz, Hamza, Baran. Yani dün ya Berkan. gelen Berkan, Kaan ve Demirbay. Galatasaray'ın tartışması transfer etmesi lazım. Hiç hiç uzatmadan transfer etmesi lazım. Son yani, bir kalması lazım. Hatta bu tarihe kalmamalıydı diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum ama ne düşünüyorsun? Yani Bilmiyorum tabii. Bir ki, istatistik şeyleri. geldi mesela seninle yani paylaştım. 51 da. puan aldığı için güveniyorlar ama yönetim görüyoruz onu. Güvendiklerini zannediyoruz. Zannediyorlar ama emin ol dediğin gibi Okan'ın ve oyuncuların savaşmasından dolayı yani. Kazıyarak tutunuyorlar. Bebeleniyor deniz ya. Kazıyarak tutunuyorlar haftalardır. Bir de yani. tutan pankartıyla taraftan bir taraftar. şeyle gerçekten taraftar da e, takımı Pota da tutmak istiyor. Bu rekabet için içerisinde tutmak istiyor. Yoksa Fenerbahçe'nin arzusu en az Galatasaray'a kadar var. Onu söyleyeyim sana. E şu andaki mevcut kadro için söylüyorum. Kalitesi de daha önde. Ona rağmen... Opsiyonlara baksana hocam. Ya. Şu anda iki puan fark olması Galatasaray için büyük başarı diye düşünüyorum. Ee, şöyle düşündüm. Eğer e, yani Sivas'tan bugünkü oyunun tek farkı dediğim gibi seyircinin baskısı ve sonunda 2-1 kazanması. Tabii. Yoksa aynı senaryo. yok. Amatörce bir sakarca bir penaltı evet, evet. yine puan kaybına evet. yine yok. Oyuna evet. sokacak adamı evet. yok. Aynı senaryoyu neredeyse burada da yaşıyordu. Rams Park i, artı 2 getirdi. Belki. Mesela dün son 20 dakikaya da Fenerbahçe'de beraber. Benzer Ama Fenerbahçe'nin e, hamlesi Fesi var, var ama hamlesi ve sonucu alabilecek oyuncuları var. İşte ha, onu... Oyuna giren oyuncular İrfancan, <laughs> İrfan Can Batşuay. Orta sahadaki ikilisi oyunun son bölümünde Galatasaray'ın King Erkan bu arada bir de ve, e, genç oyuncu Baran. Fenerbahçe'de Simanski ile Fred. Çünkü risk al, bak, rakip aralığında. O yüzden hakikaten Okan Hoca var ya kendiyle ne kadar gurur duyuyorsa az, azdır. Şöyle hocam Batşuay'ı İrfan Can King. Şu üçünden biri yok kulübede. Yok yok. Ve Diğerlerini da, saymıyorum. Hadi düzelecek, hadi düzelecek diye, diye 20 hafta geçti Tete ve evet. ile ilgili. Sol bek meselesi bir türlü çözülemedi. <laughs> hafta arası ne kadar doğru biliyoruz? Bak ne doğru? kadar negatif şeyler söylüyoruz ama 51 puan. Evet işte hakikaten olağanüstü bir şey. Demek ki yani taraftar da oyuncuna bakışını çok önemli. Bugün Kerem'i ne kadar aradı değil mi? Rahat. Yani şimdi şu takıma geçen seneden ben bir artı koyduğunu düşünmüyorum. Yok. Hani yönetim, yok, transferler yok. vesaire sezon başında tabii, çok tabii, yok. konuştuk yok, ama yok, yok, yok. sonuç yok. yok. Zaha, Tete, Ndombele, Ziyech. Yani şu anda 11'de oynayan bak oyunculara baktığımda Ndombele, Zaha, Tete, Halil daha verim alamadı Galatasaray. Evet, kesinlikle. Kesin David Sanchez yok şu anda. Yani Bakan Budan hadi bir iki bir şey diyor ama onu yok, da saymıyorum. Ziyech'i de saymıyorum. Yok. yok. Yani bir Demirbay son dönemde. Tabii ve ki böyle düşünülmedi. Hakim Ziyez, Tete, işte Zaha. Onun için Yunus Hakkün'ü feda Hah. ettiler ya. Bak Çok demin saymayı geçen, unuttum. Evet. Geçen sene Zaniolo, Yunus Akgün, Hakim Ziyez ile Tete'yi yerli statüsünde zorlanan birinci takım Galatasaray olmasına rağmen. Evet. ki gol atıp da gitti. İyi de oynayıp gitti bir de. Evet. da var şimdi bir Kağıt üzerinde Zaha, Tete, eee hakimziyiz. Yukarı önde. Yalnız çok uzun maraton. Ben maç maçlarım bak dünya futbolunda Real Madrid Barcelona maçı var. Her takım iki takımda takımdan altışar beşer tane sakatlık var dünyada artık. Bu kadar maç trafiği çok çok yük biniyor futbolculara söyleyeyim. Gerçekten. Evet. O zaman da biraz önceki niye rahat. 30 sene oyuncusu var. Ya, aynen öyle. Ama Galatasaray rahat değil. Maç trafiği o tempolar ya 32 tane resmi maç olur mu ya daha devre arası gelmeden? 60 maç. Bakın Ağustos sonu başlayıp 19 May Mayıs'ın ortasında bitecek lige çok yüksektir bu tempolarda. Artık mesela maç kaç e, kaç hafta oynanıyor? 38. 38. Değil abi 42. Artık uzatmalarla birlikte günümüz futbolunda bir yıldır 38 maç oynanmıyor. ortalama 10 dakika koysan kaç tane maç farkı çıkıyor ortaya çıkıyor zaten. İşte bugün tam 10 dakika uzattı hakem. 4 artı 6. 80 dakika eder. Evet. Neredeyse e, üç, 350 olsa dediğin gibi. Evet. Doku, 4 şey maç edelim. fazla oynuyorsun yani. Ve sakatlıklar da o yüzden çoğalıyor. Şimdi Icardi bir yere kadar dayandı. Mesela onunla ilgili de zaman zaman eleştiriliyor, biz de eleştiriyoruz. Ama ben bugün Gündüz'ün evde A Spor'da Gazze'ye muhabir kardeşimizin dedim. Gerçekten hassas bir konu. E, Eşinin de rahatsızlık olduğu için başında kan. O zaman akansı var durur abi. Bir şey değil. Yoksa biz sosyal medyadaki paylaşımlara falan rahatsız olabilir. Rahatsız elde olur. Biz bir profesyonel olarak. Bu bir insani, zaman, bir durumdur. insani bir durum. İnsani bir durum olduğu için töbe bir şey söylemek lazım. E, bu arada hocam o... Ama sen alınması lazım. Ha, Söyleyeyim o, o istatistiği... Yok mu ya oyuncumuz ya bir tane i̇şte, alamıyor mu galiba? İşte o istatistiği hatırlatmıştım. Çok güzel bir şey söyledin hocam. Ona baktım. Icardi ile %81 kazanma yüzdesi oynadığı maçlar yani 5 maçın 4'ünü kazanıyor. Beraberlik de var o %20'nin içinde bu arada. Olmadığı maçlarda %67 yani 3 maçın sadece ikisini kazanıyor yani. Fred'e baktım 20'de 20. Fred'in mesela Tabii, beraberlik onun. Beraberlik yok Fred. Beraberlik. Yani şu Icardi'nin önemi yani hani bir... Fred'in önemi. Fred'in önemi. önemi. Yani ee... ama Fred'i oynamadığı zaman da uzun vadede 30 ma 30 maçta Fred yok. Icardi yok. O daha çok etkilenir. Heh, o tam ona Evet. Anladım. Yani Doğru, onun yokluğu haklısın. bence Fred çok önemli evet. oyuncu kabul ediyorum. Evet. Ama o Fenerbahçe kadrosunda Evet bir şekilde telafi olabilir. Şampiyon Olmaz demezsin. Evet deme. Işte. Ama, Ama Icardi, Icardi sezon evet. sonuna kadar yoksa bu gemi bir çok evet. zor e, limana varacak. O belli. Ben mesela geçen hmm. basın toplantısını izledim, dinledim. Hiç bu konularla ilgili soran da olmadı. O konuda çok merak ettim acaba. Ve yine merak ediyorum. Okan Buruk yöneticilerle takımın e, kadro için tabii ki aile içerisinde kalacaktır. Bazı sorunlar varsa e, ne konuşuyorlar, ne paylaşıyorlar yani yorumcuyuz, biz dışarıdan izlediğimizi söylüyoruz. Ama onlar içinde olduğu için daha iyi biliyorlardır. Yani bu takıma oyuncu gerektiğini çok resim çok Evet. Hocam. Çok... Yani ee... Galatasaray tarafları da bu konuda sabırlı yalnız. Gerçi geçen sene şampiyon oldu eyvallah ama onlar da e, taraftarlar da hep bugün 5 puan geride ama full yaptı yine. Evet. E, i̇ştahları da iyi. İşte o bahsettiğin hala 2 puan olmasının nedeni bence Rams Park. Yani Sivas'taki oyun, bugünkü oyun, bugünkü senaryo, Sivas'taki senaryo farkı o yarattı 10. diyorum. Ondan. Yani. 10. Evet. o yarattı. 26. Yok burada. Değil mi? Evet. Tabii. Ee, Zaten hocam... oyuncuların ciğerdeni var ya öndörücü. Evet. 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 Orada. Burada çok var. Evet. Şeyi e, söyleyecektim hocam. Konuşmuştuk ya bu Angelino meselesini. Ha, e, hafta arası bir şey okudum. Yani okuduğumu söylüyorum. E, gazete haberi. Okan Buruk Angelino meselesini çözebilirsek diye yönetime şey yapmış. Yani eğer hani satın alma opsiyonu kalkarsa ben onu oynatayım. Yani en azından böyle çözelim. Çünkü bir oyuncu hakikaten çok farklı. Bir de tekrar e, Dubois... Konusu geldi Hani onu da kesmez abi gazreti yani bir sabeti yani. orada. yani Yok abi, hayır onları. E, Okan Buruk en büyük en döneminde de canım yani Işte yaşadığı çaresizliği söylüyorum yani e, yazılan çizilenlerin ışığında düşünüyorum yani çok, yani çok ciddi büyük paralar verildi sezon başı yani o kadar çok para verildi ki şimdi tabii... bilmiyoruz tabii ekonomik durumu bir kere Okan abi çaresizlikte içerisinde şu andaki durum için diyorum yoksa her teknik <laughs> direktör şimdi bir kreditor, mesela, kreditor, mesela Trabzon deplasmanı bekliyorlar. Evet. Mesela. bu hafta tabii o, maç maçı ona göre. Mesela hep diyorlar ya İkardi. Ya Trabzon maçı yetişse de oynayamaz. Evet. Ya, Bugün bir, gelse yine zor. tabii ki kolay bir şey değil. O içeride iki tane maç var ya Antepli İstanbul. Zaten Okan Buruk ne düşünüyor biliyor musun? Sivas'ta dair olmak üzere. Bir sıfır iki bir bilen ben, ben Trabzon'u falan bir geçeyim. Bu virajı bir geçeyim. bir geçeyim. Bir geçeyim diyor. Bir nefesleneyim iki maç içeride dinlenirim diye düşünüyor. Takımı da toparlarım evet. diye düşünüyorum. Evet. Tabii Ziyech de Fransız basınına kupa başlamadan, Afrika kupası başlamadan dönmeyi düşünmüyorum demeci vermişti. Ziyech meselesi ne olacak? Bugün yine şöyle bir gezindim hocam. Mesela Jorginho, Arsenal'lı Galatasaray'ın hedefinde deniyor. Bakasetas'a Beşiktaş'tan sonra yine Galatasaray'da yazıldı. Yani bunlar çözüm olabilir mi? Ama şu hücum özellikle dediğiniz gibi forvet yani bakan bu yok. O bile bir de sol bek yani esas öncelikler yani mesela o Mesela Barış'ı da önde kullanamıyorsun şimdi. Evet. O da yıpratır yani. Sağ tarafta da oynasa mesela Teti'nin yerini oynayabilir. Tabii oynadı da zaten orada. Zahan da yerinde oynayabilir. Şimdi Zaha'yı nasıl sabrediyorsun diyoruz ama kenarda kimse yok. O da kendine göre Peki mesela sahaba, bireysel işlere gidiyor. E, i̇ki maçtır hakikaten inanılmaz rekor seviyede top kaybı yer bu Kazımcan bu kadar mı yetersiz? Yani... Barış'ı oynatmak için. Diyorsun, ha, değil yani Kazımcan'ı yani. orada Barış'ı Zaha'nın yerinde bir tane de Zaha hamlesi olsun. Ben katılıyorum olsun. sana. Yani Kulübede kesin... de Zaha olsun. Yani. Mesela Zaha'ya acaba şey yapamıyor mu? İki tane solak sol bekim var. Evet. Birisi gidip gitmeyeceği belli değil. Evet. Bir tanesi de oynayamıyor. Oynayamıyor. Kulübede. İki tane sağ yani, oynamak ile oynamak. oynattı. Evet. En son şimdi. Yani Hakikaten e, bu şartlar altında sevgili hocam söylediğiniz gibi çok büyük iş e, yapmış durumda Galatasaray inanılmaz bir mücadeleyle e, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. E, bir ara vereceğiz son bölümde tekrar karşınızdayız. Derbi derbi, derbi derbi.